Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hepinize saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizler gayet iyiyiz. Arkadaşlar, bana sıkça sorulan bir soru vardı. Lavabo bataryası alttan akıyor, lavabonun altından akıyor diye soran arkadaşlarımız vardı. Bunu nasıl tamir ederiz? Aldığımız bataryayı nasıl toparlarız? Ve neresinden akar diye soran arkadaşlar vardı. Buna soru hem cevap verebilmek hem de şu görmüş olduğunuz bataryayı toparlarken nasıl toparlanır, nasıl montajı hazır hale getirilir, bunu göstermek istiyorum size arkadaşlar. Kutuyu açtığınızda işte poşetinden önce bataryanın bir ana gövdesi çıkıyor arkadaşlar. Şu, ben bunu nasıl yapıldığını göstereyim size. İki tane içinden spiral çıkıyor, batarya bağlantı spirali. Şunlar, şu şekilde. Bir taraf 3-8. Taraf bataryanın bağlantı yeri. Arkadaşlar bir tane borusu çıkıyor. Yani bu modellere göre farklılık gösterebilir. Önce şu boruyu bir takalım. Boruyu takarken arkadaşlar yerine şu şekilde oturtuyoruz. Hafif bastırıyoruz. Daha sonra şuradan hafiften elimizle çevirdiğimizde sıkışıyor. Şu anahtarla da bir anahtar yardımıyla da arkadaşlar şurayı hafiften sıkabiliriz. Şu anda bu tamamen oturdu. Yeni olduğu için şu anda bu kısmı bağlamış olduk. Daha sonra arkadaşlar şu bataryanın şu spiralin bir ucunu iki tane su girişi var. Sıcak su, soğuk su. Burada bağlantı yaparken önemli değil. Önemli olan altta suyun ara musluklara bağlanışı önemli. Burada hangisine bağladığınız önemli değil. Şu şekilde arkadaşlar diş kaptırmadan buraya takıp hafiften çeviriyoruz. Şu tiplerde conta mutlaka olsun. Bazı arkadaşlarımız buraya hafiften kendir doluyor veya teflon bant doluyor. O da yapılabilir. Bunun contası var. Şu anda gerek yok. Conta da olsa bazen kaçırma olayı olmasın diye arkadaşlarımız bu şekilde yapıyor montaj yaparken. Şu şekilde takıyoruz arkadaşlar. O burayı 10-11 anahtar tutuyor arkadaşlar. Şu şekilde. Burayı sıkıyoruz şimdi. Şöyle çok fazla sıkmadan ama sıkıldığından da emin olun. Gördüğünüz gibi şu dipteki conta içerideki yuvaya tamamen oturdu. Şimdi ikincisini takıyoruz. Bunu da aynı şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yuvaya tamamen oturdu. Şimdi bunun montajı bittikten sonra, spirallerin montajı bittikten sonra bize şu kutunun içinden bir tane conta, bir tane sıkıştırma pulu, bir tane samun, bir tane de gidiş kıyı. Şimdi öncelikle arkadaşlar şu görmüş olduğunuz contayı şuradan atıyoruz. Contayı atıyoruz. Conta buradan gidecek. İlk önce atmanız gereken conta. Burada lavabonun şu kenarlarında yatak var. Bu conta buraya oturacak. Şimdi oturması da önemli değil. Çünkü yerine korkene bakacağız. Şu vidayı da bir tane yeri kaldı. Bunu da buraya takıyoruz. Şimdi bu işleme kadar, bu işlemlerin tamamı lavabo bataryasını üstten montaja geçesiye kadar arkadaşlar. Alttan bağlantısını yapmadık. Şimdi üstten bataryayı aynı bağlantı yapacak kadar hazırladık. Daha sonra lavabonun üzerinde bulunan delikten şu iki spiralin ucunu aşağıya atıyoruz. Aşağıdan çıkan şu spirallerin uçları arkadaşlar lavabonun altından çıktı.
Daha sonra şu parçayı takıyoruz. Önemli olan burada parçayı takarken bir ışık yardımıyla görmeniz. Bu parça şu şekilde arkadaşlar. Alttan bunu takıyoruz. Lavaboyu şu şekilde, bataryayı şu şekilde durduğunu düşünürseniz bunu alttan yukarı şu şekilde takıyoruz. Daha sonra bir şey elimizle tutarken diğer elimizle de şu samunu şuradan takıyoruz. Yeni olduğu için bu rahat gider. Şimdi bunu takmak sıkıntılı bir iş. Burada pense dönmüyor. Bunu neyle biz sıkıyoruz? Bazı arkadaşların penseyle sökebiliyor. Sökülen de var, sökülemeyen de var. Ben bunun için arkadaşlar bir tane lokma aldım şu şekilde. Derin bir lokma. Bunu buradan gönderdiğimizde buraya giriyor bu. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde rahatlıkla istediğimiz kadar sıkabiliyoruz. Alttan yukarı. Gördüğünüz gibi. Ben böyle bir lokma aldım. Bir de arkadaşlar bu lokmayı biraz bu her zaman söküp takmayacağını, lazım olmayacağı için malzemecilerde şu şekilde bir malzeme satılıyor. Yine bu da lokma. Bir taraf ince için, biri kalın için. Bu da sıkıyor arkadaşlar. Bu da bu şekilde burada takılıp sıkıyor. Şöyle bir parça. Bunu buradan rahatlıkla söküp takabilirsiniz. Bağlantısı bu şekilde. Ama bazı bataryaların arkadaşlar, şurada onu da göstereyim. Bazı bataryaların şurada bağlantı vidası 2 tane. Bunun da aynısı. Spirallerini bağladıktan sonra 2 tane vida takıyoruz. Daha sonra şu sıkıştırma parçasını takıyoruz. Arkasından şu 2 tane vida atıyoruz. Mesela diyelim ki ben onun için de lokma aldım. Şu şekilde bir kalın vidaya göre aldım. Bir inceye göre aldım bir tane de. Arkadaşlar bu da buradan rahatlıkla sıkılabiliyor. Yine plastik malzemede de bir tarafı kalın vidayı tutuyor. Bir tarafı da ince vidayı tutuyor. Şunu şuraya takarsanız sıkması kolay olsun diye şu şekilde şöyle yapıyorum. Şu şekilde yine sıkabiliyoruz. Yani bu bataryayı değiştirecek arkadaşlar şu malzemeyi de alırlarsa evinde bulunsun. Mutlaka lazım olur. Çok lazım oluyor. Çünkü bataryayla uğraşıyorsanız şu parçanın mutlaka elinizde olması gerekir. Ya penseyle de sökerseniz problem değil. Şimdi ikinci bir konu arkadaşlar. Bana arkadaşlarımız diyordu ki lavabonun altına su akıyor. Lavabonun altına su arkadaşlar nereden akar? Birincisi şu bağlantı düzgün yapılmamıştır. Az önce taktığımız sprenin dibinde kendi teflon sarılmamıştır. Veya dibindeki conta eskimiştir. Buradan su kaçırır. Veya sprey zamanla deforme olmuştur. Delinmiştir. Buradan kaçırır. Şu spreyler arkadaşlar, şu görmüş olduğunuz spreyler ayrı satılıyor. Lavabo bataryası bağlantı sprey dediğinizde şu spreylerden alabilirsiniz. Bataryayı almaktan daha karlı. Evde bataryayı söküp aynı az önce yaptığımız gibi montajını yapıp spreyini yerine takıp montajını tekrar yapabilirsiniz. İkincisi arkadaşlar suyun nereden aktığını iyi dikkat edin. Şu filtre temizlenmezse uzun bir süre arkadaşlar gelen tesisattan gelen pislikler filtreyi tıkadığı için buradan çıkamayan su şuralara, şu bölgelere basınç yapıyor. Bir zaman sonra bataryanın şu bölgelerinden arkadaşlar su kaçırıyor. Bu veya bu gevşiyor. Biraz şöyle şu kadar gevşediğinde arkadaşlar bu zaten sallanmaya başlıyor şu şekilde. Şuralardan sürekli su veriyor. Bu da şu diplerden lavabonun altına akıyor. Suyun buradan mı geliyor? Yoksa spreyin şu dibinden mi geliyor? Şuradan mı geliyor? Bunu iyi bilmeniz gerekir. Şunu sıkalım. Bakmanız gereken yeri bir tanesi. İlk önce su buradan mı geliyor? Yoksa şuradan mı geliyor? Bunu önce kontrol edin. Buradan geliyorsa arkadaşlar şunu sıkın. Şu az önce söktürmüş olduğumuz yere şunu sıkın. Su kesilir. Bir de şu filtreyi dediğim gibi şu filtreyi sık sık temizleyin arkadaşlar. Zaten şu şekilde çıkıyor bu. Temizleyin tekrar takın ki su buraya baskı yapmasın. Bir de su buradan çıkamadıkları sürece arkadaşlar buradan çıkamazsa eğer filtrenin ucuna tıkamadığında içindeki kartuşu bozuyor. Kartuş bozulduğunda da arkadaşlar şu kapaktan kenarlarından su sızar. Arkadan sızdığında bataryanın altına geçer. Siz sanarsınız ki buradan su akıyor.
Bunu da iyi tespit etmen lazım. Bir ışık yardımıyla şu bölgeden, bir peçete yardımıyla şu bölgeden su sızıntısı var mı, yok mu? Buna iyi bakın. İkincisi bakmanız gereken yer burası. Bir de burası arkadaşlar. Hepsi değişebiliyor. Şu boru ayrı satılabiliyor. Satılıyor. Eğer boru sıktığınız halde suyu kesmiyorsa boruyu ayrı alabilirsiniz. Şurada da sızıyorsa arkadaşlar kartuş bozulmuştur. Şu parçayı sökerek videolarımda var. Bu nasıl sökülür, nasıl takılır? Bununla ilgili batarya kartuşu nasıl değişir? Bu da var. Kartuşu değiştirirsiniz. Alttan akıyorsa arkadaşlar buradan eminsiniz. Işıkla gördünüz. Şu spreyleri görmüş olduğunuz şu spreyleri değiştirip sorunu çözebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar montajı. İki tür bağlantı var. Bir çift vidalı, biri tek vidalı olanlar. Ama sökmeniz için pense sökebiliyorsanız penseyle, sökemiyorsanız arkadaşlar şu plastik anahtarı tavsiye ederim. İşinizi görür. Yani bana da her zaman lazım olmaz ama elimde bulunsun derseniz de şu iki tane lokma sizin işinizi çok rahat görür. Bir 10-11 anahtar şart. Çünkü şu spiral bağlantılarını 10-11 anahtar tutuyor. Umarım o arkadaş benim ne demek istediğimi anlamıştır. Bu şekilde bataryanın altına su kaçırdığı durumlarda bakmanız gereken yerleri tavsiye ettim, gösterdim. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bizlere destek çıkarsanız mutlu oluruz. Mutlaka şu anda videoyu seyrettiyseniz bir beğen butonuna basınız. Kanalımıza da abone olursanız paylaşmış olduğumuz videolardan haberdar olursunuz. Çünkü bu şekilde içerikler üretiyoruz veya kendi hayatımızdan bazı şeyler atıyoruz. Instagram adresimi de arkadaşlar şuraya bir yere şimdi bıraktım. Buradan da beni takip edebilirsiniz. Kanalımıza Instagram'a takip edip buradan da soru sorabilirsiniz. İyi günlerde, güzel günlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.